Antalya'ya tren getirmek Sayın Başkan. Evet Antalya'da tabii tren yok. Antalya'nın çocukları uçağı biliyorlar, gemiyi biliyorlar ve diğer ulaşım araçlarını biliyorlar ama treni bilmiyorlar. Onlara treni gösterelim istedik ve bu tren 1930 model bir tren. Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde satın alınmış ve demir yollarına girmiş. 1980 yılına kadar da demir yollarında görev yapmış bir tren. Bu tren aslında bir Anadolu kentinde kendi haline, bakımsız, çürümeye terk edilmişti. Biz bunu aldık, Antalya'ya getirdik, gerçek bir rayın üzerine koyduk ve bir de güzel ona istasyon binası yaptık. İstasyon binasını tanıyorum bir yerden. Evet. Şöyle bir Edirne'ye doğru ha. gidersek, Karaca'da Karaca'daki o meşhur Lozan Meydanı'nın evet. dibinde defalarca da çekim yaptığım bir yerdir. İşte o Çok da güzel o var. tren istasyonunun bir minisini yaptık. Çocuklarımız geliyor burada bir istasyon binasını görüyor. Hani Anadolu'yu demir ağlarla ördüğümüz yıllardaki o Anadolu istasyonları var ya. O Anadolu istasyonu gibi bir istasyon yaptık ve oradan peronda bekleyen trene biniyorlar. Ama gara girdikleri andan itibaren onları kitaplar karşılıyor. Trenin içerisinde kütüphane. Dolayısıyla ilkokul öğrencilerimiz ve okul öncesi çocuklarımız burada hayatlarında ilk defa okuma alışkanlığı kazanıyorlar ve kitapla tanışıyorlar. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Çocuklarımıza böyle neşeli ortamlarda kitap okuma sevgisini aşılarsak o sevgi onları önümüzdeki yaşlarında daha da çok aydınlatacak. E onlar bilgiyle barışık hale gelecekler, kitapla barışık hale gelecekler diyoruz. Aslında bu Karaağaç tren istasyonu ve arkadaki buharlı tren cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Anadolu'nun her köşesinde görev yapmış o tren bir kompozisyon halinde Antalya'nın en büyük çocuk kütüphanesi olarak hizmet veriyor. Güzel. Dedi ki yok yok dedi önce Cemil Meriç Kütüphanesi'ni bir gösterelim. Okumaktan gözlerini kaybeden bir isim. Sizin için de herhalde ayrı bir yeri var. Evet. Şöyle detaylarıyla sizden alalım. Efendim bu gördüğünüz yapı aslında bu fabrikanın bir trafo binasıydı. Şehir elektriğini alıyor, şebeke elektriğini alıyor. Fabrikada çok yüksek voltajlarda elektrik ihtiyaç olduğu için burası kocaman makinelerle e, buraya, bu enerjiyi şehir enerjisini fabrikaya çok yüksek enerji haline dönüştürüp fabrikanın çalışmasına vesile oluyor. Aslında üretimi motoru burasıydı. Bu fabrikanın trafo binası yıllar içerisinde köhne bir hale gelmiş metruk bir hale dönüşen dokuma yerleşkesi içerisinde yıkılsa bile kimsenin e, çok görmeyeceği bir yerdi. Ama biz gayret ettik, çalıştık, bir hayal kurduk. Ve burayı Akdeniz bölgesinin sadece Antalya'nın değil, Mert Bey, Akdeniz bölgesinin en zengin kütüphanesi haline getirdik. Burası bir araştırma kütüphanesi, klasik bir halk kütüphanesi olmanın ötesinde bir araştırma kütüphanesi, 130 binden fazla kitabı bulunan bir koleksiyona sahip ve muhteşem bir yer oldu. 365 gün 24 saat açık. Neden 365 gün 24 saat? Fabrika 1961'de üretime başlıyor. 2003'te kapanıyor. Bu tarihler arasındaki zaman zarfında 365 gün 24 saat makine sesleri hiç durmamış ve burada mesai hiç bitmemiş. Dolayısıyla da bu trafo binası o fabrikaya 365 gün 24 saat enerji üretmiş. Biz şimdi istedik ki buranın hiç ışıkları sönmesin. 365 gün 24 saat gençlerimize hizmet etsin. Bu şehrin en zengin kütüphanesi olarak ve hatta bölgenin en zengin kütüphanesi olarak buradan yayılan ışık ki bilginin ışığıdır o bütün şehri aydınlatsın, gelecek kuşakları aydınlatsın. Biz bunu istedik. Gençler çok büyük buraya destek oldular, destek sağladılar ve 19 Mayıs 2021'de açılan bu kütüphane Henüz birinci yaşını yeni kutlayacak olmasına rağmen 300 binden fazla ziyaretçi kabul etti. 11 ay.